çözeltiler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Homojen karışımlardır. Doğrudur. Çözeltilerin diğer bir ismi homojen karışımdır. 2. Bileşenlerinin özelliklerini taşırlar. Karışımlar bileşenlerin özelliğini taşır. Yani karışan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Doğrudur. 3. Hacimleri, çözücü ve çözünen hacimleri toplamına eşittir ifadesi yanlıştır. Farklı cins sıvılar karıştırıldığında toplam hacim beklenenden az olur. Çünkü tanecikler arası boşluklar farklı olduğundan dolayı hacim farklı olabilir. Bundan dolayı doğru cevap 1 ve 2'dir. Doğru cevap C'dir. X, Y, Z ve T elementlerinin oluşturduğu bileşikler ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y, Z ve T aşağıdakilerden hangisi olabilir? X, Y, 3 suda çözünmesinde hidrojen bağı etkin rol oynar. Demek ki X, Y, 3 de hidrojen bağı olacak. Y, 2, Z çözücü olarak kullanıldığı çözeltilerde çözünme hidratasyon ile gerçekleşir. Demek ki Y, 2, Z sudur. O halde Y maddesi, Hidrojen Z ise oksijendir. TZ2 su ile etkileşimi kimyasaldır. Su ile etkileşimi kimyasal ise su ile tepkime verecektir TZ2 maddesi. Burada XY3 aynı zamanda suda çözülmesine hidrojen bağı etkiliyordu. Y burada hidrojen ise XH3 o halde X maddesi burada azottur NH3 yani hidrojen bağı yapar. TZ2 maddesi Z oksijen TO2 su ile etkileşimi kimyasalmış. Yani bir tepkime olacak. Su ile tepkimesi bu bir oksit olur ya asidik oksittir ya da bazik oksittir. O halde burada T maddesi de ametaller olduğu için karbon olur. Yani X azot, Y hidrojen Z oksijen T de karbondur. Buna göre doğru cevap B seçeneği olur. X, Y iyonik katısının suda çözülme denklemi şeklindedir. Çözünme sürecinde gerçekleşen yukarıdaki olaylardan hangileri kesinlikle endotermiktir? Çözünme süreci 3 basamaktan gerçekleşir. Birinci basamakta su molekülleri birbirinden uzaklaşır. Su molekülleri birbirinden uzaklaşır. Bu birinci basamaktır. Birinci basamak endotermiktir. Endotermik. İkinci basamakta iyonlar birbirinden uzaklaşır. Yani x artı ve y eksi iyonları birbirinden uzaklaşır. Bu basamak da endotermiktir. Üçüncü basamakta x artı ve y eksi iyonları su molekülleri tarafından çevrilir. Su molekülleri tarafından çevrilir. Bu üçüncü basamakta egzotermiktir. Buna göre bir çözünen taneciklerinin ayrılması. Çözünen tanecikleri yani ikinci basamaktır. X artı ve Y eksi yonlarının birbirinden ayrılması endotermiktir. Doğrudur. 2. Çözücü taneciklerinin ayrılması yani birinci basamak su molekülleri birbirinden ayrılması endotermiktir. Üç, çözücü taneciklerinin iyonları sarması ki üçüncü basamaktır. Bu üçüncü basamak egzotermiktir. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangilerinin birbiriyle etkileşime kimyasal bir olaydır? Yani tepkime verecek kimyasal olabilmesi için birincisinde hidrojen klorür asittir amonyak bazdır. Tepkimesi amonyum klorür oluşur. Yani bir kimyasal olaydır. Doğrudur. İki de karbondioksit asit oksittir. Asit oksitler su ile tepkimeye girerek asitleri oluşturur. Doğrudur. Üçüncüsünde sodyum oksit bazik oksittir. Bazik oksitler su ile tepkimeye girerek bazları oluşturacaktır. Doğrudur. Dördüncüsünde ise iot apolar yapılı bir molekül. Karbon tetraklorür apolar yapılı bir molekül. Burada birbiri içerisinde çözünür. Fiziksel bir olay gerçekleşir. Doğru cevap 1, 2, 3 E seçeneğidir. Yukarıda çözülme denklemleri verilen A ve B çözeltileri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? A maddesinde etil alkol sıvısı suda çözünüyor. B'de ise sodyum klorür tuzu suda çözünüyor. 1. her ikisi hidratasyon yoluyla oluşur. Bir maddenin suda çözünmesi hidratasyondur, doğrudur. 2. B elektrolit bir çözeltidir. Sodyum klorür suda çözünürken iyonlarına ayrışır. İyonlarına ayrıştığı için elektrik akımını iletir. A'da ise moleküler olarak çözünüyor. Ortamda iyon olmadığı için A çözeltisi elektrik akımını iletmez. Elektrolit elektriği ileten demektir. Dolayısıyla B elektriği ilettiği için elektrolit bir çözeltidir. Doğrudur. 3. A'nın oluşumunda hidrojen bağı, B'nin oluşumunda iyon dipol etkileşimi ön plandadır. A çözeltisinde etil alkolde hidrojen bağı vardır. Suda da hidrojen bağı vardır. İkisinde de hidrojen bağı olduğu için iki madde arasında hidrojen bağı oluşur. B'de ise sodyum klorür iyonlarına ayrışır. Bu iyonlar su molekülleri tarafından çevrilir. Yani iyon dipol etkileşimi oluşur. Doğrudur. Doğru cevap E seçeneği olur. Aşağıda çözünen ve çözücüsü verilen çözeltilerden hangisinde çözücü moleküllerin çözünen türü kuşatması olayı yanlış belirtilmiştir. Eğer çözünen su molekülleri tarafından çevrilirse hidratasyon, başka sıvı molekülleri tarafından çevrilirse solvatasyondur. A seçeneğinde klor, karbon tetraklorür tarafından çevrilmiş, su dışında başka bir sıvı tarafından çevrilirse solvatasyondur, doğrudur. B'de sodyum klorür H2O tarafından hidratasyondur. Doğrudur. C'de asetik asit su molekülleri tarafından çevrilmiş hidratasyondur. Doğrudur. D'de CH4 benzen tarafından C6H6 tarafından çevrilmiş solvatasyondur. E seçeneğinde metil alkol su molekülleri tarafından çevrilmiş hidratasyon olmalı. Solvatasyon yanlıştır. Doğru cevap E seçeneği olur. Yukarıdaki şekilde sodyum klorür tuzunun suda çözülmesi şematize edilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birinci basamakta su molekülleri birbirinden uzaklaşıyor. Birinci basamak su molekülleri birbirinden uzaklaşır. Ve bu olay ısı alan bir olay yani endotermiktir. İkinci basamakta ise sodyum klorür kristalin oluşturan sodyum ve klor iyonları birbirinden uzaklaşıyor. Sodyum ve klor iyonları birbirinden uzaklaşır. İkinci basamakta yine endotermik bir olaydır. Üçüncü basamakta ise sodyum ve klor iyonları su molekülleri tarafından çevriliyor. Sodyum ve klor iyonları su molekülleri tarafından çevriliyor. Bu üçüncü basamakta enerji veren egzotermik bir olaydır. Üçüncü basamakta sodyum iyonları su moleküllerini oluşturan H2O'da oksijen kısmı eksi hidrojenler kısmı artıdır. Sodyum artı olduğu için oksijen tarafından çekiliyor. Klor eksi olduğu için artı yüklü hidrojenler tarafından sarılır. Burada oluşan şuradaki etkileşimlere de iyon H2O polar olduğu için dipol denir. O halde burada iyon dipol etkileşimi görülür. Buna göre A. Birincide su molekülleri birbirinden uzaklaşır. Doğrudur. B. ikincisi ısı veren bir olaydır. İkincisi ısı alan bir olaydır. Endotermiktir. Yanlıştır. Üçüncü olay hidratasyondur. Sodyum ve klor iyonlarının su molekülleri tarafından çevrilmesi hidratasyondur. Doğrudur. D. Üçüncü de sodyum ve klor iyonları ile H2O molekülleri arasında iyon-dipol etkileşimi kurulur. Doğrudur. E. Üçüncüde H2O'nun kısmen pozitif kısmı, yani hidrojen, klor iyonlarını sarar. Doğrudur. Klor iyonları eksi, hidrojenler pozitif, artı ve eksiler, zıt yükler elektrostatik çekimden dolayı birbirini çekecektir. Doğrudur. Doğru cevap B seçeneği olur. Suda çözünmesi egzotermik olan lityum bromür iyonik kristalinin suda çözünmesi 3 basamakta. Birinci basamak su molekülleri birbirinden uzaklaşır. İkinci basamak lityum artı ve Br eksi iyonları birbirinden uzaklaşır. Üçüncü basamak su molekülleri ile iyonlar birbirini çekerek karışır şeklinde ifade ediliyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? İkinci basamak ısı alarak gerçekleşir. Arkadaşlar çözücü ve çözünen taneciklerinin birbirinden uzaklaşması için enerjiye ihtiyaç var. birinci ve ikinci basamak endotermik olarak ısı alarak gerçekleşir. Su su molekülleriyle iyonlar birbiriyle tanecikler birbiriyle etkileştiğinde çözücüyle çözünen etkileşmeye başladığında ise ne yapar diyoruz? Enerji açığa çıkar diyoruz. Üçüncü adımımız ise egzotermiktir i̇kinci basamak ısı alarak gerçekleşir ifadesi doğrudur arkadaşlar. Birinci basamakta su molekülleri arasında hidrojen bağı zayıflar. Yani birinci basamakta su moleküllerinin arasında ne var? Hidrojen bağımız var. Onları birbirinden uzaklaştırırken bu bağları koparmak veya zayıflatmak durumunda kalıyoruz. Bu bilgimiz doğrudur. üçüncü basamakta su molekülleri ile lityum artı bir ve Br eksi bir iyonları arasında Arkadaşlar bunlar iyon e, suda polar bir molekül olduğu için dipoli var. İyon dipol etkileşimi oluşur diyoruz. Üçüncü bilgimiz C seçeneğimizde doğrudur. Üçüncü basamak endotermiktir demiş. İlk başta belirtmiştik arkadaşlar üçüncü basamak egzotermik bir olaydır. Bu D seçeneği yanlıştır. Lityum bromürün suda çözünmesi istemli bir olaydır. Arkadaşlar normalde çözünme olayı gerçekleşiyorsa Nedir diyoruz? Biz buna istemlidir diyoruz. Bir A grubunun tüm e, tuzları su gibi polar çözücülerde kolay ve bol çözünüyordu. E, nedir diyoruz? Bu olay istemli bir olaydır diyoruz. Yanlış olan seçeneğimiz D seçeneğidir. Yukarıdaki maddelerin aynı koşullarda saf sudaki çözünürlüklerinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Saf su polar yapılı bir çözücüdür. C2H5 polar yapılıdır. Aynı zamanda hidrojen bağı da vardır. İkincisi sodyum klorür iyonik bağlıdır. Üçüncüsü metan apolar yapılıdır. Dolayısıyla burada en az çözünecek olan hatta çözülmeyecek olan 3'tür. 1 ve 2'de polar olan aynı zamanda hidrojen bağ yapan C2H5'in çözünürlüğü en fazladır. Daha sonra iyonik bağlı olan sodyum klorür en son CH4'ün yani metanındır. Doğru cevap 1, 2, 3 A seçeneği doğrudur. Yukarıda belirtilen kaplardaki çözücülerde üzerlerinde belirtilen maddeler çözülerek 1, 2 ve 3 çözeltileri hazırlanıyor. Bu çözeltiler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Birincide NH3 molekülleri ile H2O molekülleri arasında hidrojen bağı kurulmuştur. Amonyakta hidrojen bağı vardır. H2O'da da hidrojen bağı vardır. İkisinde de hidrojen bağı olduğu için aralarında hidrojen bağı kurulur doğrudur. B. Birinci ve ikinci de çözünme hidratasyon ile gerçekleşmiştir. Bir maddenin su molekülleri içerisinde çözünmesinde, suyun içerisinde çözünmesine hidratasyon denir. Doğrudur. C. Üçüncü de London kuvvetleri çözünme sürecinde etkili olmuştur. I2 apolar yapılı bir moleküldür. Yani iot. Karbon tetraklorür de apolar yapılı bir moleküldür apolar apolar arasında London etkileşimi yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi vardır. Doğrudur. D. Birinci ve üçüncü elektrolit değildir. Elektrolit elektriği iletmeyendir. Birincisinde amonyak suyun içerisinde şu şekilde çözünecektir. Amonyum iyonu ve hidroksit iyonu verecek şekilde. Ortamda iyon olduğu için birincisi elektriği iletir. D seçeneği yanlış olur. E, ikincide iyon dipol etkileşimi gerçekleşmiştir. İkincide sodyum artı klor eksi şeklinde iyonların ayrışır. Burada H2O molekülleri tarafından bunlar çevrilir. Oksijen kısmi eksi, hidrojenler kısmi artı. Artı eksi arasında, artı eksi arasında etkileşim vardır. Bu etkileşimlere iyon dipol etkileşimi denir. E seçeneği doğrudur. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıda çözücü ve çözüneni belirtilen çözeltilerden hangisinin etkileşim türü yanlış verilmiştir? Çözücü H2O, çözünen potasyum nitrat. Potasyum nitrat potasyum artı ve nitrat eksi şeklinde iyonlarına ayrışır. İyon H2O'da polar yapılı olduğu için dipoldür. İyon dipol etkileşimi görülür. Doğrudur. B. C2H5OH HCl hidrojen bağı. Etil alkolde hidrojen bağı vardır. Fakat hidrojen klorürde hidrojen bağı olmadığı için bu ikisi arasında hidrojen bağı yoktur. Aradaki etkileşim türü dipol dipoldür. B seçeneği yanlıştır. Hidrojen bağı olabilmesi için hem çözücü hem de çözünen de hidrojen bağı olmalıdır. C. Formik asit C2H2. Formik asit polar yapılıdır. Yani dipoldür. C2H2 apolar yapılıdır. Bu da indüklenmiş dipoldür. Aradaki etkileşim dipol indüklenmiş dipoldür. Doğrudur. D. C6H6 apolar yapılıdır. Apolar yapılı olduğu için indüklenmiş dipoldür. I2 apolar yapılıdır. Apolar yapılı olduğu için indüklenmiş dipoldür. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol yani London kuvvetleridir. Doğrudur. H2O polar yapılıdır. Polar yapılı olduğu için dipol. Hidrojen bromür polar yapılıdır. Polar yapılı olduğu için dipol. Dipol dipol etkileşimidir. Doğrudur. Doğru cevap B seçeneğidir. Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangilerinin oluşturduğu karışımlarda tanecikler arası dipol-dipol etkileşimi vardır? Dipol-dipol etkileşimi olabilmesi için iki tanecin de polar yapılı olması gerekir. Magnezyum klorür H2O. Magnezyum klorür iyonların ayrışır. H2O dipoldür. Burada iyon dipol etkileşimi olur. İkincisinde H2O polar yapılı dipol. HCl polar yapılı dipol. İkincisinde dipol dipol etkileşimi görülür. Üçüncüsünde CH4 apolar yapılı. C6 H6 apolar yapılı indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani London kuvvetleri etkin olur. Dördüncüsünde CH3OH hem hidrojen bağı var hem de polar yapıla. NH3'te hidrojen bağı var aynı zamanda polar yapıla. Burada etkin olan hidrojen bağıdır. Hidrojen bağıdır. Fakat ikisi de polar yapılı olduğu için dipol dipol etkileşimi de vardır. Bize dipol dipol etkileşimi vardır diyor. Yani 4'te ve 2'de dipol dipol etkileşimi vardır. Doğru cevap 2 ve 4 D seçeneğidir.